MHP tarafından düzenlenen Adım Adım Anadolu programına MHP milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Yibur, MHP ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Programda konuşan MHP milletvekili Baki Ersoy yaşanan ekonomik sıkıntılara değindi. Eksiksiz bir şekilde bütün çalışmalara katıldım. 20 Ekim'den bugüne 38 gün boyunca, dün gece saat 1.30'a kadar 225 kamu idaresinin bütçesi 198 Sayıştay raporu görüşüldü. 2022 bütçesi bağlandı. Tabii bu görüşmelerde aralıksız yine 234 saat boyunca müzakereler devam etti. Hiç ara vermeden toplamda. Bu müzakerelerde yine basına yansıyan kısmıyla, siz sadece o basına yansıyan kısmını görüyorsunuz, tartışmalar da yaşandı. Burada sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri var. Yani burada bugün Kayseri'nin tabiri caizse kalbi bu salonda, beyni bu salonda. Bu salondaki herkesin de kendi sektörleriyle alakalı, kendi alanlarıyla alakalı problemleri var. Biz de zaten bunları biliyoruz, görüyoruz ve müzakerelerde çeşitli milletvekillerimizden dinliyoruz. Çünkü günde yaklaşık 70-75 civarı milletvekilimiz söz alarak bunları gündeme getiriyorlar. Biz de dinlemek kaydıyla bunlara vakıf oluyoruz. Tabii bugün işte aramızda Organize Sanayi Bölge Başkanımız var, Şeker Fabrikaları Başkanımız var, Ziraat Odası Başkanımız var, Ticaret Borsamızın Başkanı var, Ticaret Odası'nın, Sanayi Odası'nın temsilcileri var, çeşitli oda başkanlarımız var. Herkes, bugün Altan Bey'e sorsak lokantacıların problemi var mı desek, var diyecek. Biz biliyoruz problemler var. Ekonomik olarak problemleri biliyoruz. Mustafa Alan Beyefendi'ye sorsak desek ki, esnafın durumu nasıl desek, ya küçük esnafta bir takım problemler var diyecektir. Evet, bu problemler var ve bu problemleri çözecek olan mevcut iktidar, yani Cumhur İttifakı. Biz bunu da biliyoruz. Ancak çeşitli algılarla sanki Türkiye başka bir yere doğru gidiyor. Sanki Türkiye'de her şey o kadar kötü yönetiliyor, o kadar kötü yapılıyor ki bir an önce erken seçim yapılmalı diye çırtkanlık yapan bir de grup var. Tamam. Siz bunlara tepki gösteriyorsunuz, sandık istiyorsunuz. Defalarca sandık geldi, milletimiz oy verdi. Ancak milletimizin kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de, yine tırnak içinde söylüyorum, bazı müzakerelerde bazı milletvekillerimiz, muhalefet milletvekillerimiz diyor ki, bu sistem çok ucubesiz bir sistem, bu sistem olmadı, tutmadı gibi şeyler söyleyerek algı yapmaya çalışıyorlar. Bakın, çok kıymetli misafirlerimiz, bu sistem tuttu. Bunların sıkıntısı şu: bugün Türkiye'de terörle mücadele inanılmaz etkin bir şekilde yapılıyor. Yurt içinde neredeyse terörist sayısı sıfır noktasına geldi. Elhamdülillah. Bunun dışında Afrin'deki askerlerimizin olduğu yerde, bulunduğu yerde askerlerimize, yine tırnak içerisinde söylüyorum, İşgalci diyenler müzakerelerde Kürdistan, Kürt illeri diye üzerine basa basa konuşmalarında söyleyenler başka bir hedefe doğru gidiyor. Bunların derdi bizim Cumhur İttifakı'ndan kazanımlarımızın üzerine örterek başka hedeflere doğru gitmek. Biz evet problemlerimizi böyle ailece oturur konuşuruz. Burası aile. Hiçbirimizin birinden farkı yok. Ama bizi ayrıştırmaya çalışıyorlar. Bölücü bir dil kullanmaya çalışıyorlar. Bunlara da müsaade etmememiz gerekiyor. Biz şunu net görmeliyiz. Net görmeliyiz. Evet, Türkiye'de belli başlı sosyal, ekonomik, siyasi problemler olabilir. Ama biz bunları hep beraber aşabiliriz. Bu bölücülere fırsat vermemeliyiz. Bakın, biz bir anekdot anlatmak istiyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi yan yana oturuyor. Bu şekilde
Karşı tarafta da İyi Parti, CHP ve HDP oturuyor. Oradan HDP'nin bir tanesi konuşmasında Kürdistan diyor. Kürt illeri diyor. Afrin'deki askerimize işgalci diyor. Bir tanesi kafasını çevirip de kardeşim sen ne söylüyorsun diyemiyor. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlardan bir şey olmaz. Özellikle düne kadar bizim yanımızda olup da aynı safta olup da eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde Gazi Meclis'in çatısı altında bir milletvekili Kürdistan diyor da, Kürt illeri diyor da, askerimize işgalci diyor da ona tepki göstermiyorsanız sizin ondan bir farkınız yoktur. Hiç kimse algılara kapılmaz. Problemleri oturalım, konuşalım. Sabahlara kadar konuşalım. Çözüm üretelim. Ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Geçenlerde Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Bey'in bir açıklamasını okudum. Dedi ki evet bir artış oldu, bir iyileştirme oldu ama yeterli değil dedi. Doğrudur. Doğrudur. Bunları dile getirelim. Diyelim ki evet bunlar yapılıyor Türkiye'de ama güzel şeyler yapılıyor ama yeterli değil. Böyle olursa daha iyi olur şeklinde yapıcı eleştirilerde bulunalım. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın derdi belli. Çiftçilerimizin derdi belli. Buradalar işte. Hepsi belli. Biz biliyoruz. Ama bunu çözecek olan yine bizleriz. Ama bunu dediğim gibi ayrıştırıcı bir dille konuları başka yerlere götürerek bütçe konuşmalarından ziyade bütçede ne yapabilirizden ziyade nasıl bir katkı verebilirizden ziyade sadece sosyal medya algılarıyla konuşmak, konuşturmak doğru değil. Biz bunlara Cenab-ı Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Sözlerimi uzatmak istemiyorum ama çok ciddi 5 konunun altını çizmek istiyorum. 5 kazanımın diyeyim daha doğrusu. Bakın benim için çok önemli. Sizler için de önemli olduğunu biliyorum. Bugün Cumhur İttifakı'yla terör Türkiye'de sıfır noktasına geldi. Çok şükür. Bugün Azerbaycan Karabağ'da Türk bayrağı dalgalanıyor. Allah'a şükürler olsun. Ayasofya Batı'nın tüm ayak oyunlarına rağmen çok şükür ibadete açıldı. Bize göre çok büyük bir kazanım. Bunun yanında Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki kazanımlarımız inşallah geleceğimize yön verecektir diye düşünüyorum.